Recep Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız, iyisiniz? Çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Biz öncelikle sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Büyük keyifti ve bu keyifli röportajım öncelikle Recep Bey'i tanıyarak başlamak isteyeceğim ben. Recep Bey kimdir ve sektörle tanışmanız nasıl gerçekleşti? Ben Recep Güneş, 1983 doğumluyum. İlkokul mezunuyum. İlk ticaret hayatımı ilkokulda poşet satmayla pazarda başladım. O çekirdekten mi yetiştiniz? Çekirdekten yetiştik. Neticesinden pazarlara atladık. Sonra meyve ihracatına başladık. 2010'da da raf sektörüne girdim, metal sektörüne girdim. Çünkü ben hep çalışırken arayış içindeydim. 10 yıldan beri de raf sektöründe hizmet veriyoruz. Bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz sanırım yani. Bence bölgenin bu konsepte ihtiyacı vardı özellikle. Bölgenin raf ihtiyacı vardı. Çünkü raf olmazsa olmaz. Yani dünyada raf demek çok önemli bir şey teşkil ediyor. Bugün eskiye nazaran baktığımızda ya raf rafa koyacak, ya yere koyacak, ya da duvara çivi çakıp o şekilde asacak. Yani raf olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz. Hayatta gerçek. Raf yani. Bugün bir evde bile yatak odasında gardolap, atıyorum giyinme soyunma dolaplarındaki raflar raf yani. Komple raf. Aslında rafsız olmuyor. Rafsız olmuyor. Gözümüze gelmiyor ama aslında temelde bu var. Bu şeyle de girdim ben bu raf işine. Sektörde de. İlkokul mezun olduğumuz için okuma şartlarımız kötü olduğu için okuyamadık. Evet. Beynimiz boş olduğu için de çabuk algılıyorduk. Teknik dersler aldım. Evet. Siz bence tırnaklarınızı kazıya kazıya gelmişsiniz. Ben bunu hissettiğim için söylemek istedim. Evet, tırnaklarım... Yaşayarak öğrenmişsiniz hayatı da. Evet. Hata yapa yapa doğruyu bulmuşsunuz. Tabii ki her şeyin bir bedeli var. Yani hiçbir bugün ehliyet alırken evine ücretini peşin ödeyip belgeni alıyorsun. Bir belgenin bedelini ödemekten sonra tecrübe sahibi olamazsın. O bir gerçek yani. Evet. Bir de laf vardır söylemek istedim. Tecrübe hayatın sana kel kaldıktan sonra tarak vermesidir derler mesela. Evet. Böyle bir durum oluyor ama sizin maşallahınız var bu konuda. İnşallah devam edersiniz. Böyle tanıyalım mı burayı? Neler yapıyoruz? Ürünlerimizi tanıyalım lütfen. Ürünlerimiz mağaza, market, depo, arşiv odaları, bunun tarzında aklımıza gelmediği tüm ürünleri, özel işleri yapıyoruz. A'dan Z'ye. Müşterinin isteğine göre ya da bir mimari çalışma olursa mimari çalışmalar yapıyoruz. Yani metal ve ahşap üzerine yapmayacağımız bir şey yok. Raf sektöründe. Bir de çok diğer iri ufaklı firmalar var, faaliyet gösteriyor. Tek değilsiniz. Peki sizleri diğerlerinden ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Biz bir küçük bir firmayız. O kadar büyük bir firma değiliz. 10 personelimiz var. 1 metrekare yerde hizmet veriyoruz. Tabii diğerlerine göre çok ufaz. Burada biz neyi kullanıyoruz ayakta durabilmek için? Kartvizit ya da katalog gibi bir dağıtma imkanımız yok. Evet. Birebir müşteri memnuniyetlerimizi son ana kadar, hesabı kesene kadar sıcak tutmaya çalışıyoruz. Yani memnuniyetsiz ayrılmamaya çalışıyoruz. Bu da bize artık atıyor. Neden? Bir gün birine bir kartvizit verdiğimizde 2 dakika sonra cebinden alır atar ama onu memnun ettiğinde kafasından seni atması belki 10 yılı bulur. Ya da biri raf lazım dediğinde tavsiyesi sen olursun. Buna çok dikkat ediyoruz. Yani bu da ne demek? Müşteri memnuniyetiyle gidiyor. Evet. Yani önce hizmet sonra ticaret. Tabii. Büyüme hedeflerimiz var. Gücümüz var. Ama sonuçta ülkemizde de bir COVID var. Dünyada COVID var. Yani planlı var. Bir şekilde burayı kaybetmeden ayakta duruyoruz yani. Çok seviyorsunuz mesleğinizi. Bence başarınızın en büyük sırlarından biri. 10 sene vermişsiniz ama o heyecan hala sizde var. Bence insanların mutluluğu sizi mutlu ediyor. Evet. Heyecan olmasa zaten hiçbir şey olmaz. Neticede insanlar iki dilim ekmeye çalışıyor. Bugün evet. İki dilim ya da bir gezme, tozma yapabiliyor. Çalışmayan da yapabiliyor bunlara. Heyecanlarını katıyor insana, güzellik katıyor, artı katıyor. Evet. Yaptığın işten keyif alıyorsun. Zaten heyecan olmadığı zaman zulüm gelir iş. Aynen. Bu arada AVM'lerin ortalarında bir şeyler yapıyorsunuz sanırım siz. Ondan da bahsetmiştik röportajdan önce çünkü sizlerle. Evet. Biraz bahsetmek isterseniz dinleriz ürün anlamında. AVM'lerle çalışıyoruz hepsinde. Tabii müşterimizi tercih ederse tekliflerimizi, projelerimizi sunuyoruz. Evet. Almanya'daki büyük AVM'lerle çalıştık. Özel mağaza, bebek giyim mağazalarıyla çalıştık. Yurt dışı da var yani. Yurt dışı da var. Neyse. Arap ülkeleriyle çalışıyoruz hepsinde. Ağırlıkta İsrail'le çok çalışıyoruz. İsrail çünkü hem malın kıymetini biliyor, kalitesine değer veriyor. Yani değer veriyor derken 1 liraya almaz, 10 liraya alır ve istediği ürünü ister.
bizim de yaşamak istemez. Sıkıntı yaşamam. Bizi de bu artık kattığı için onlarla çalışmayı ben seviyorum daha doğrusu. Evet, ticari boyuttur tabii ki. Buna hep saygı duyulması gerekiyor. Hedeflediğiniz yerde misiniz diyeceğim? Şöyle bir geriye dönüp bakın. Hayal şehri gibi geçse. Geriye dönüp baktığımızda hedeflediğimiz yerin ötesindeyim. Ötesinde. Ama yeter mi? Yetmez. Tabii ki büyümek lazım. Ama ona da zaman lazım. Her şeye zaman lazım. Evet. Biz bir yolda başarılar dileyelim sizlere. Teşekkür ederim. Son teşekkür mesajınızı alalım Recep Bey. Buradan Bursa'ya, tüm Türkiye'ye aslında ne aktarmak istersiniz? Bizi tercih eden tüm müşterilerimize en içten dileklerimle teşekkür eder. Biz de çalıştıkları için hayatlarında başarılar dilerim. Hayırlı işler olsun. Evet, biz de herkese Güneş Raf'a davet edelim. En azından bu anlattıklarımızı yaşayarak görürler. En azından bir çay kahve içerler. Bir tanışmış olurlar. Her şey ticaret Bekleriz. Değil. Bu da bir gerçek. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Bana vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim sizlere Recep Bey. Çok keyifliydi gerçekten. İnşallah başarılarınız her zaman daim olur. Başka programlarda da görüşürüz. Çok sağ olun, hoşça kalın.